Asıl bir nesnenin, bir objenin bizdeki karşılığı ne olabilir? İnsan neden bir şeyi saklar? Bu çok tuhaf bir şey şimdi bu sorduğun. Çünkü çok da güncel bir şey benim için. Çünkü tam üstüne geldi. Dün hazırlıkları gördüm. Bu Ortaköy Kültür Merkezi var ya, evet. Fecale Tiyatrosu'nun. Evet, evet. Orası o binada bir Livanli Müzesi açıyor Beşiktaş Belediyesi. Ve ben de şimdi orada kendi çalışıyorlar, topluyorlar, Suna Yakın yapıyor müzeyi. Ve ben de dün oraya gittim, işte objeler, altın plaklar ya da yaptığın herhangi çalışmalar, kişisel eş kalemler, gözlükler, çalışma masaları, daktilolar falan filan. Ben de geçmiş labirent gibi oraya baktıkça tuhaf ama bir de bir yabancılaşma hissi geliyor tabii. Yani biraz bu evet, herhangi birinin müzesini geziyor gibi de oluyor. Yani bu nedir? Ve hakikaten de müzelik olduğumu burada itiraf etmiş oluyorum ben de. Ama çok hoş bir şey yapıyorlar. Teşekkürler. Yaşar yani herhalde bunları güzel olacak. Kadar evet, güzel evet, bir enteresan. Şey. Yaşar Kemal'le olan ortak anılar, şeyler, işte diye objeler. İsveç'ten bir masa getirmiştim, çalışma masası. Birçok romanımı yazdım. Sonra Yaşar abi çok beğendi. Bana ver dedi bunu. Ben ona verdim. O da roman yazdı. Şimdi çok değerli, biliyor musunuz? Neyi yazdı acaba o masa varken? Bir ada hikayesi. Abi bir tür emanetçi miyiz acaba insan olarak? Zaten öyleyiz. Değil mi? Şimdi bütün canlılar ölüyor ama ölümlü olduğu, öleceğini bilen tek canlı olarak biz insan soyu. Evet. Zaten buna yazgılıyız, mahkumuz. Kaderini bilmek çok korkunç bir şey. Bak bir şey var, bir Endimion çoban, Endimion ay tanrıçası Selena'ya aşık oluyor. Büyük bir küstahlık gibi geliyor tabii bu tanrılara. En büyük cezayı bulalım diyorlar ki Yunan cezaları meşhurdur. Meşhurdur. Ciğerini kartallar yer, tabii, bilmem ne yapar, Sisyphos kayayı çıkar falan. Malum. Ama buna en büyüğünü bulalım diyorlar ve veriyorlar, kaderini bilmek. Oy. Kaderini bilmek büyük bir cezadır, biliyor musun? Kimse yaşayamaz kaderini %100 bilerek. Yani şimdi buradan çıkınca bu binadan ne olacak onu bilmek istemezsin. Değiştiremez mi insan kaderini veya biraz... Ama fizyolojik bir kere beden kaderini değiştiremiyorsun. Şimdi Amerika'da bir doktor var, Gay Braca, şeyler çalışıyor bununla. Sigorta şirketleri çalışıyor birisini sigortalamak için. Eğer istersen gidiyorsun, işte bütün o çalışmaları yapıyor, kanlı her şeyine bakıyor. Ne kadar ömrün olduğunu ayına kadar söylüyor. Hiç hoş değil. Hiç hoş, o diyor hiç hoş değil. Yani kaderini bilmek iyi bir şey değil. O bakımdan geçici olduğunu her insan biliyor. Zaten onun için huzursuzluk var. Bunu düşünmesen bile insan huzursuzdur. Yani dünyada tam mutluluk, tam huzur olabilir mi? Sürekli bu aklına geliyor. Herkesin aklına geliyor bu. Peki sen eserlerinin emanetçisi olabilir misin? Belki de onlar için geldin ve... Onları bize ulaştırmak vallahi için. Neyin emanetçisiyiz? Bir haberci gibi. Bir öyle olabilir. Gibi. Vizyoner şeyi var, tipi var tabii dünyada. Var. Ama şunu düşünüyorum mesela. Şimdi bizim halkımız dünyanın en güzel şiirlerini, şarkılarını, türkülerini yaratmış bence. Muazzam, Karaca olanlar falan. Hakikaten muazzam. Şimdi düşünüyorum böyle geçen, bu kadar zamanda geçen milyarlarca insan öyle miydi? Bence değildi. Bunlar gene hiç. Bugünkü gibi yaşıyordu ama aralarından Karaca olanlar çıkıyordu, Pir Sultanlar çıkıyordu, Yunus Emre'ler çıkıyordu, onlar yaratıyordu. Nasılsa Nazım Hikmet nasıl çıkıyorsa Yaşar Kemal, Orhan Kemal. Evet. İşte bu da vizyoner diye bir, yani o insanların varoluş gerekçesi bence. Zaten biliyorsun bu İslam'ın ilk dönemlerinde ve daha önce o İmrül Kays falan şeyden büyücülükle şairlik eş tutuluyor. Evet. Gayipten haber verirler diye. Hatta Kabe'de Muallakatül Sebt denilen şiirler asılı. Kabe'de şiir asılı. Düşünsene insanlar gidip şiir okuyorlar orada. Peki bunca eser, yani filmler, romanlar, yazdığın muazzam şarkılar, çok hit üreten birisisin sen de. Yani iki kişiden herhalde çok rahat bahsedebiliriz bu konuda. Biri Sezen Aksu, biri sen, yakın çağdaşlardan. Çok üretkensiniz. Bunca birikimi varken yine de bir koleksiyonunu yaptığın bir şey var mı? Yok. Yok mu? Hiç yok. Biriktirmez misin? Hiç. Kendi eserlerimi bile ben biriktirmiyorum. Nesneyle ilişkin zayıf mı? Zayıf. Zayıf. Ben çocukluğumdan mesela hiç oyuncak da hatırlamıyorum. Ben daha somut olmayan kültür. Ahmet Bey'in tam tersi. Böyle somut olanlarla değil. Dil, soyut. Dille. Dille, müzikle, daha böyle soyut şeylerle ilgiliyim.
O bakımdan mesela müzeye gidince işte ben orada bir bakınca bu objelere falan yabancılaştım oraya. Ben bunlar falan. Ben hiç biriktirmem. Benim mesela albümlerimin, kitaplarımın tamamı da yoktur bende. Ben neyse toplamam. Allah'tan başkaları senin adına biriktiriyor. Evet, evet. Çünkü mesela Moskova'da olağanüstü bir Meyerhold Müzesi var. Gitmişsindir muhakkak tabii, sen de ya, kaç defa. Hepsi çok güzel olmuş. Herhalde onları o biriktirmemiştir birileri etraftan. Biriktiriyor ama bir de o müzelerin de bir önemi var tabii. Gezince insanlar, özellikle ben bu sanatçı müzelerine çok meraklıyım gidince. Dostoyevski'nin evine gittim. Tolstoy'un evine bir gittim. Bir de muazzam bir şey yapıyorlar. Yani muazzam bir iç dizayn yapıyorlar. Çok doğru kronolojik bir sırayla gelişimini izleyebiliyorsun. Tabii, nereden tabii. Nereye evrildiğini tabii, görüyorsun. Tabii nasıl başladı, çok nereden etkili. Geldi. Çok etkili. Evet, bir hayatı şöyle hızlıca gözden geçirmek Geçenlerde Ahmet'ciğim şeye gittim. Rusya'da kitaplarım çıkınca bir tur, okuma turu yaptırdılar. Kazan Üniversitesi'ne gittim. Kazan muazzam bir üniversite yani o bölgenin tabii çok büyük. Müzesini geziyorum oranın. Baktım Lenin oranın talebesi falan filan. Ama bir de Tolstoy, karnesini gördüm Tolstoy'un. Onu da sergiliyorlar. Ya dedim Tolstoy da mı burada okudu? Evet dediler. Peki ne oldu? Atıldı okuldan dediler. Dersleri iyi değilmiş. İyi olmadığı derslerden birisi de Türkçe. Dedim peki sınıfı duruyor mu? Duruyor dediler. Beni götürün, götürdüler sınıfına. Hangi sırada? Şurada oturuyordu. Biraz sürtündüm şöyle yani geçsin diye. Bence daha önce geçmiş abi zaten size.